Merhaba arkadaşlar. Soru kalesi deneme sınavımızın edebiyat sorularını çözelim şimdi. Beşinci sorumuzdan başlayacağız. Diyor ki arkadaşlar sorumuzda aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Arkadaşlar teker teker burada cevabımız. Önce cevabımızı bir işaretleyelim. Ceyhan olacak arkadaşlar burada cevabımız. A şıkkı diyor ki ahenk unsurlarına yer verilmesi. Ahenk unsuru dediğimiz şey ne? Arkadaşlar ne oluyor? Kafiye ve redif değil mi? Bakın hemen şurada biz kafiye ve rediflerimizi görelim. Bakın şuradaki içteki i ve ç. Burada arkadaşlar kerpiç, kerpiçteki, içte. Burada bizim kafiyemiz var. Altat geldiğimizde şuradan itibaren dimben ve dimben rediftir arkadaşlar. Ağlar yarama ve ağlar yarama bunlar rediftir. Demek ki ahenk unsurları var. Bu gitti. Arkadaşlar 11 lehece ölçüsü diyor. 11 lehece ölçüsünü bulmanız için cümlenin içindeki, dizelerin içindeki seslilerden birinci dizeyi saymanız bile yeterli olur. Bakın şuradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet demek ki 11 lehece ölçüyle yazılmış. O da gitti. Cevap Ceyhan görsel öge diyor. Görsel ögeler yoktur arkadaşlar. Nazım şeklinin koşma olması. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar koşma olduğunu? 11 lehece ölçüsüyle yazılmış. Biliyorsunuz koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Tam kafiyenin kullanılması. Evet arkadaşlar bakın. Zaten yukarıda az önce çizdiğim hiç, kerpiç ve temiz içte burada iki tane ses benzerliği var. Dolayısıyla buradaki içler tam kafiye. Diğer dizelere geldiğimde arkadaşlar merhem şöyle altını çizelim ve meltem sözcükleri bu ikisi de tam kafiye oluyor. Her iki dörtlüğümüzde de tam kafiye kullanılmıştır diyoruz. Ortak olmayan özellik görsel ögelere yer verilmesi. Evet, diğer sorumuz. Arkadaşlar diyor ki aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüğün halk şiirine ait olduğunun kesin kanıtlarından biri olamaz? Şimdi burada cevabımız arkadaşlar Denizli. Ama biz diğerlerini şimdi inceleyelim. Nazım biriminin dörtlük olması. Arkadaşlar halk şiirimizin nazım birimi dörtlüktür ve dörtlükle yazılır. Bu gider. Demek ki bu kanıtlar. Örneğin divan edebiyatında beyit vardır. Nazım birimi beyittir. Ama halk edebiyatınınki dörtlüktür. Hece ölçüsüyle söylenmiş olması diyor. Bakın arkadaşlar bıktım usandım da acı dillerden demiş. Sayalım hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11'li hece ölçüsü ile yazılmış arkadaşlar. Burada o zaman bu da gider. Dize sonlarında yarım kafiye bulunması demiş. Arkadaşlar şurada bakın dil diyoruz değil mi? Yıl diyoruz ve sel diyoruz. Sel dedik. Burada şurada da arkadaşlar bulmak altını çizelim. Dil, yıl ve sel bul. Bunlar da arkadaşlar L ortak sestir. Dolayısıyla yarım kafiyedir. Tek ses benzerliği olduğundan dolayı. E şıkkını inceleyelim. Duru ve anlaşılır bir dilinin olması. Zaten arkadaşlar halk edebiyatının en büyük özelliklerinden bir tanesi de ne? Dilinin anlaşılır olması, kapalı olmaması değil mi? Bu dörtlükte de bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da kanıtlar ama zamanın kötülüğünden yakınılması yani Denizli kanıtlamaz. Çünkü böyle bir konuyu halk şiirinde değil atıyorum divan edebiyatında da işleyebilir. Tekke şiirinde de işleyebilir. Başka bir şiirde de işleyebilir diyoruz. Cevap Denizli. Yedinci sorumuz. Arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde edebi sanatla verilen örnek birbirine uymamaktadır diyor. E şıkkına geliyoruz. Arkadaşlar burada cevabımız Edirne. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün demiş. Tecelli arif sanatımız neydi arkadaşlar? Bilip bilmemezlikten gelme değil mi? Ama ben bu dizelerde ona ait bir şey görmüyorum. Bilip bilmemezlikten gelme durumu yok.
O yüzden cevabımız Edirne'dir. 8. sorumuz arkadaşlar. Demiş ki, Karagöz Hacivat oyunundan alınan Perde Gazeli metnin hangi bölümünde geçmektedir? Arkadaşlar, Perde Gazeli dediğimiz olay, perdenin açıldığı, zaten adı üzerinde Perde Gazeli diye geçiyor. Perdenin açıldığı, oyunun başladığı kısım oluyor. Yani mukaddime. Zaten mukaddime ne demektir arkadaşlar? Giriş demektir, değil mi? Hadi oradan hatırlamadınız. Şuradan çıkarabiliriz. Burada Karagöz geliyor, oyunu başlatıyor. Kendisi semailer okuyor. Dikkat ederseniz bir kişi konuşuyor burada. Dolayısıyla giriş mukaddime kısmı olur. Perde gazeli deyince aklımıza giriş kısmı gelmeli. 9. sorumuzda arkadaşlar bu parçaya göre aşağıdaki şiir bölümlerinden hangisi Osmanlı dönemi memuriyet hayatını temsil eden bir örnek olamaz diyor. Parçayı okuduğumuzda arkadaşlar tamamen memuriyet ve o zihniyetten bahsediyor. Biz parçayı burada okumayacağız ama şıkları nasıl eleyeceksiniz onu inceleyelim. Cevabımız burada Edirne olacak arkadaşlar. Bakın burada anahtar sözcük üzerinden gidebiliriz. Mesela A şıkkında rüşvet demiş. Bu memuriyeti hatırlatır bize. B şıkkında arkadaşlar 5-10 sene kaleme hizmet ettim demiş. Bir devlet dairesini kastediyor. C şıkkında memur olup bakın tek sözcükle yine D şıkkında rüşvetle sözcüğünü kullanıyor. Demek ki biz bu şekilde bunların memuriyetten bahsettiğini anlarız. 9. sorumuzun cevabı Edirne diyoruz. Onuncu sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde diyor ki bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Arkadaşlar burada cevabımız Ceyhan olmalı. Menakıbname peygamberimizin hayatı ve gösterdiği mucizeler demiş. Hayır. Arkadaşlar menakıbnameler velilerin, evliyaların, tarikat büyüklerinin hayatlarını anlatan eserlerdir. O yüzden cevap Ceyhan. 11. sorumuz. Buna göre diyor aşağıdakilerin hangisi yukarıda eşleştirilen karakterlerden biri olabilir? Şimdi arkadaşlar parçada demiş ki genel itibariyle ben bahsedeyim. Son özellikle şu kısımda ah pederimin bu kadar emlaki Avrupa'da olsaydı da ben dahi Avrupa'da doğmuş bulunsaydım. Bakın diyor ki arkadaşlar keşke ben de Avrupa'da doğmuş olsaydım, bulunsaydım gerçekten bir marki veyahut kont olurdum. Şimdi biz parçanın geneline baktığımızda arkadaşlar bir Avrupa hayranlığı var. Zaten dikkat ederseniz diyor ki keşke Avrupa'da doğmuş olsaydım diyor. Tanzimat dönemi romanlarında yanlış batıllaşma sevdası bazı tipler eleştirilmiştir. Soruda da buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda eleştirilen karakterlerden biri olabilir? Arkadaşlar burada cevabımız Adana olur. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanımızda hatırlarsak Felatun Bey Batı hayranı, Batı'yı temsil eden, yanlış batıllaşma hayranı olan bir kişiydi. O yüzden cevabımız Adana olur. Diğer sorumuz arkadaşlar diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğun üyesidir? Yukarıda baktığınızda arkadaşlar parçayı okuduğunuz zaman halkla yönetim arasında sıkışan bu nesil demiş. Batıda gelişen düşüncelerin de etkisiyle müzmin bir karamsarlık. Karamsarlık bakın size anahtar kelimelerimi göstermek istiyorum. Karamsarlık duygusu yine aynı şekilde yabancılaşma sözcüğü kullanmış arkadaşlar. Devamında çünkü sanat medeniyetin estetik planda ifadesidir. Bu bize şunu hatırlatıyor arkadaşlar. Sanat sanat içindir ifadesini. Şimdi arkadaşlar ben parçayı okuduğumda benim aklıma gelen dönem hangisi oluyor? Servet-i Fünun dönemi oluyor. Diyor ki söze edilen edebi topluluğun üyesidir. Şıklara baktığımızda arkadaşlar Cenap-ı Şahabettin Servet-i Fünun'da yaşamış
bir yazar, şairimizdir. O topluluğu temsil eder. Diğer bir sorumuz, arkadaşlar demiş ki aşağıdaki açıklamalardan hangisi karşısındaki sanatçıyla uyuşmamaktadır? Cevabımız arkadaşlar burada Ceyhan olacak. Sosyal faydayı önceleyen romanlar yazma ve bunun karşısına arkadaşlar Muallim Naci yazmış. Arkadaşlar Muallim Naci roman, Muallim Naci'nin romanı yok. Dolayısıyla bizim cevabımızın Ceyhan olması gerekir. Şurada roman demiş arkadaşlar. Roman yazmamıştır. 14. sorumuz arkadaşlar, kendini böyle tanıtan yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi yine bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar, az çok yazarı tanıyorsak eğer arayacağımız anahtar sözcükler. Bakın demiş ki birçok farklı türde eser ortaya koydum. Eserlerimde sade fakat canlı bir dil kullandım. Konuşma dili, bu bize milli edebiyatı hatırlatır. Anadolu'yu tanıdıktan sonra orayı da eserlerimde sıkça işledim. Yapıtlarımda daha çok realist, şunu da altını çizelim, Tanrı Misafiri arkadaşlar öyküsüymüş, Akşam Güneşi arkadaşlar, Akşam Güneşi onun romanıymış. Zaten çok ünlü bir romandır Akşam Güneşi romanımız. Anadolu'yu anlatması, konuşma dili ve Tanrı Misafiri, Akşam Güneşi bize kimi hatırlatıyor arkadaşlar? Tabii ki Milli Edebiyat döneminden Reşat Nuri Güntekin'i hatırlatıyor arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar, Sait Faik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi cevabımız arkadaşlar burada Denizli olacak. Denizli de diyor ki hikaye ve romanlarında insan sevgisini temel alan yazar, olay hikayeciliğinin en güzel örneklerini vermiştir. Arkadaşlar bilgi yanlışlığımız, yani Sait Faik ile ilgili olan yanlışlığımız şu. Olay hikayeciliği diyor. Sait Faik olay değil, durum hikayeciliğinin en iyi temsilcilerinden bir tanesidir. O yüzden cevap Denizli olur. Diğer sorumuz. Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Cevabımız burada Denizli olacak arkadaşlar. Şunu işaretleyelim. Biz insanlar, bakın. Şimdi Peyami Safa zaten şurada veriyor arkadaşlar bize. Ve baş karakter, biz insanların baş karakteri arkadaşlar, milliyetçi bir öğretmen olan Orhan demiş. Şuradan ben şuradan arkadaşlar bakın, milliyetçi bir öğretmen olan biz insanların baş karakteri Orhan ve tabii ki de Vedia. Şurada baş karakterleri gördüğümüz zaman biz bunun biz insanlar olduğunu anlıyoruz. Burada da arkadaşlar demek ki böyle önemli yazarların, önemli romanlarının baş karakterlerini bilmek bile bize bu tarz soruları çözdürür. Bu parçada diğer sorumuz arkadaşlar, bu parça içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olabilir? İçerik ve üslup diyor. Şimdi önce işaretleyelim biz arkadaşlar. Olamaz, pardon, soru kökünü yanlış okudum. Kaç para vereceğiz Mustafa A? Arkadaşlar bakın, A sözcüğü geçiyor. Bu yine anahtar sözcüklerimiz. Devamında köy sözcüğümüz geçiyor arkadaşlar. Parçanın genelini okuduğumuzda arkadaşlar burada bir vatandaş, köylü ve ağa arasında geçen bir muhabbet var. O zaman demek ki arkadaşlar bu eser ağa, köylü, toprak gibi konuları işleyen toplumcu, gerçekçi bir roman ve kişi tarafından yazılmış. O yüzden Fakir Baykurt toplumcudur. Yaşar Kemal, Talip Apaydın ve Mahmut Makal bu tarzda romanlar yazmışlardır. Ama Yusuf Atılgan arkadaşlar toplumcu değil, postmodern bir yazarımızdır. O yüzden cevabımız Edirne. Diğer sorumuz arkadaşlar diyor ki
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın, burada da cevabımız Adana olacak. Olaylar kahraman bakış açısıyla anlatılmıştır. Arkadaşlar, bakış açılarımız, biz bunu parçanın dilinden çok rahat çıkarabiliriz. Hasan vapurda eğlendi. Gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstlere yazılı can kurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalışan kampanaya bakarak çok eğlendi. Bakın, şimdi biz arkadaşlar cümlelerin sonuna baktığımızda eğlendi, eğlendi diyoruz, eğlendirmişti. Biz burada anlatıcının kahraman değil de gözlemci bakış açısı olduğunu anlıyoruz. Çünkü karşıda izliyor ve bize anlatıyor. Gözlüyor arkadaşlar, bize anlatıyor. Demek ki kahraman, yani anlatan kişi kendisi olayın içinde değil, karşıda gördüklerini bize anlatıyor. Gözlemci bir havayla anlattığı için burada parçanın bakış açısı gözlemci bakış açısıdır diyoruz. Cevap Adana. Diğer sorumuz, arkadaşlar, bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın, soruda demiş ki parçamızda, pardon, bir hikayenin veya romanın insanlara sıcak gelebilmesi için önce inandırıcı olması lazım. Ne kadar süslü cümlelerle yazılırsa yazılsın, konusu ve tipleri itibariyle ayakları yere basmayan bir romana edebi ürün denilebilir mi? Roman daha çok şehirlerde okunur. Okuyucuların çoğu köyü, ırgatı görmemiş bir fabrikada çalışmamıştır. Bunu onlar ancak köyü, ırgatlığı iyi bilen işçinin hayatını yakından tanıyan anlatabilir. İstanbul'un geliri en yüksek semtlerinde doğmuş, elini sıcak sudan soğuk suya sokmamış bir insan bu tür roman yazarsa onda hayattan figürler bulunabilir mi? Parçada bize şunu söylüyor. Arkadaşlar, diyor ki hangi tarzda roman yazarsa yazsın, yazar, bir parça onu kendisinin de yaşaması gerekiyor. Yani İstanbul'da yaşayan birinin, yüksek semtlerinde yaşayan birinin bir köy romanı yazması pek inandırıcı olmaz demiş. O zaman demek ki parça bize, cevabımıza gidecek olursak, Ceyhan arkadaşlar diyor ki yazarların içinde bulundukları hayatı ele alması gerektiği. Bunu söylemiştir. Yani yazar hangi tarz bir hayatın içindeyse eserlerini de o şekilde ele almalıdır diyor. Diğer sorumuz, arkadaşlar, yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Şimdi burada cevabımız arkadaşlar Denizli olacak. Evet. Şiiri okuduğumuzda arkadaşlar anlam kapalı, anlamıyoruz, bu bir. İkincisi, şekle yani biçime dikkat edilmemiş, bu da ikincisi. Zaten bizim için en önemli olan arkadaşlar anlamın kapalı ve anlaşılmaz olması. Dolayısıyla da eğer anlam kapalıysa, anlam kapalılığı bizim edebiyatımızda hangi grubu karşımıza getirir? İkinci yeniyi. Zaten bu şiir arkadaşlar Ece Ayhan'a aittir. Dolayısıyla ikinci yeni grubundan olan bir kişinin de açık bir anlatımı tercih etmesi mümkün değildir. Yani bizim bu şiirimiz kime aitmiş arkadaşlar? Şöyle baş harflerini yazalım en azından. Ece Ayhan'a aittir diyoruz. Diğer sorumuz, arkadaşlar diyor ki bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, yine paragrafımız uzun ama bizim için önemli olan anahtar sözcük bulmak ve cevabı o şekilde gitmek. Şimdi birincisi diyor ki arkadaşlar Çukurova yöresi insanların sorunlarını destansı bir, bakın destansı, ki bu zaten bir yazarımızda var, şiirsel bir dille anlatmış diyor. Aşağı indiğimizde A köylü çatışmasını diyor arkadaşlar. Canlı, taptaze bir dili var diyor. Kahramanları kendi diliyle konuşturan, yani o yörenin dilleriyle konuşturan diyor. O zaman arkadaşlar bu bize kimi hatırlatır? Özellikle Çukurova yöresi dediği için cevabımız arkadaşlar kim olur? Yaşar
Kemal olur. Şöyle işaretleyelim. Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar diyor ki, bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, diğer bir sorumuz da diyor ki, bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yani parçayı okuduğumuzda arkadaşlar, yine bu tarz sorularda ana karakter diye bilmek bizim için çok önemli. Diyor ki, ana olay Sarıova kasabasında, şuradan arkadaşlar, ve de öğretmen olan Şahin Efendi. Bakın Şahin Efendi karakterimiz geldi. Gerici ve çıkar çevrelerle mücadelesidir diyor. Çevresine ve içinde bulunduğu topluma her yönden yararlı olmak isteyen Şahin, kendisini ve amacını anlamayan gerici çevrelerin amansız saldırısına uğrar. Ama o hiç yılmaz. Medrese mantığını, sofraların hilelerini çok iyi bilen Şahin, onları yine kendi silahlarıyla vurmuştur diyor. Arkadaşlar bu öğretmen Şahin bizi hangi esere götürüyor? Reşat Nuri Güntekin'in arkadaşlar Yeşil Gece eserine götürüyor. Diğer sorumuz. İçerik, biçim ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangisi Ayraç içerisinde verilen şiir anlayışını yansıtmaz? Arkadaşlar burada da cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor. Bakın, üçüncüyü okuduğumuzda diyor ki, çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım, yarı aç, yarı tok, yarı esir. Şimdi burada arkadaşlar bir ekmek kavgasından, ekmek davasından, işçiden bahsediyor. İnsanların aç olmasından, esir olmasından bahsediyor. Dolayısıyla ikinci yeni şiiri toplumcu, yani toplumsal konuları işlemez. Sanat, sanat içindir anlayışı hakimdir. Eğer burada aç, tok insanlardan, çalışkanlıktan, çalışmadan bahsediyorsa, bunu bize toplumcu şiiri hatırlatır arkadaşlar. Demek ki ikinci yeni şiiri asla aç, tok, insan kavramını işlemez. Kapalı, soyut kavramları işler. Bize bu şiir toplumcu şiiri hatırlatır diyoruz. 24. sorumuz. Bu sözleri söyleyen bir kişi aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlı olabilir demiş. Arkadaşlar burada cevabımız naturalizm. Yine biz biliyorsunuz her sene bir akım sorusu geliyor ki bu sene de gelme ihtimali çok yüksek. Burada arkadaşlar yine biz anahtar sözcük üzerinden gidelim. Bakın diyor ki, bizi ahlak kavramlarından yoksun olmakla suçluyorlar. İşte bu bizim için önemli. Ahlaki kavramları naturalizm işlemez arkadaşlar. Devamında yine arkadaşlar bireylerin anatomi demiş. Yine bu anahtar sözcüğümüz naturalizmi bize götürüyor. Ve de işte bundan dolayı demiş, çoğu zaman insanların sefaletinin ve çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun dibine kadar inmek zorunda kalıyoruz. Yani diyor ki arkadaşlar, biz dünyada yaşanılan en kötü, en çirkin, en sefil olayları bile yaşıyoruz. İşte bunu anlatan akımımız bizim naturalizmdir. İyiyi ve kötüyü değil, en dibi, en kötüsünü bile anlatırız. Bize naturalizmi hatırlatır diyoruz arkadaşlar. Sorularımız burada bitmiştir. Evet, tarih sorularında 25. soruya bakalım. Diyor ki, yazının icadı tarihi devrinin başlangıcı kabul edilmiş. İnsanoğlu yazı sayesinde birikimlerini nesilden nesile sağlıklı bir şekilde ne yapmış günümüze kadar aktarmıştır diyor. Buna göre ilk çağ uygarlıklarında hangilerinin yazının gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir diyor. Tabii ki Mısırlılar ne yapmışlardır? Yazıyı bulmuşlardır arkadaşlar, bulmuşlardır. Sümerliler ilk yazıyı bulan topluluktur, çivi yazısını bulan topluluktur. Mısırlılar yine resim yazısını bulan topluluktur. Fenikeliler de neyi bulmuştur? Tabii ki alfabeyi bulmuşlardır. Ve yazı konusunda ne yapmışlardır? Dünya kültür ve uygarlığına katkıda bulunmuşlardır. O yüzden cevabımız ne diyeceğiz? Edirne diyeceğiz. Evet, geçelim burada 26. soru. Evet, bu bir veba sorusu arkadaşlar.
Avrupa'yı olumsuz bir şekilde etkileyen vebadan bahsediyor. Bakalım neymiş? Diyor ki 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen, nerede görülmüş? Sicilya'da. Veba ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş Avrupa'ya ve Avrupa'ya Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerine girmiştir. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık için değişik tedaviler ve korunma yolları geliştirilmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Şu an biz de bir salgın yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, bakalım ne diyor? Hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden biri olduğu söylenemez. Evet, Avrupa'da sosyal ilişkilerin zayıfladığı, evet zayıflar var. Asya'dan Avrupa'ya nüfus hareketliliklerinin başladığı, böyle bir şey yok. Yukarıda Asya'dan bahsetmiş mi? Hayır. Ne olacak? Bursa olacak cevabımız. Ama diğer öncülere de bakalım. Ticaretin edindiği uygulamaların durma noktasına gelmesi. Evet, buna ulaşıyoruz yukarıda. Halkın psikolojik olarak güvensizlik ve korku yaşadığı. Buna da ulaşıyoruz. Salgınlar ve sosyal ekonomik yapısının büyük etkilendiği. Evet, buna da ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet, burada bize bir piramit verilmiş 27. soruda. Diyor ki yukarıdaki tabloya bakarak hangilerini söylenemez. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki tabloya bakarak kralları merkezi otoritelerini koruduğunu ben ulaşabilir miyim? Koruyor mu korumuyor mu ben bilemem ki. Yukarıdaki tabloya baktım. En baştaki adam. Ama merkezi otoritesi güçlü müdür değil midir koruyor mudur korumuyor mudur? Ben buna ulaşamam arkadaşlar. O yüzden cevabım Bursa olacak. Ama bakalım diğer öncüllere de. En imtiyazlı sınıfın asiller olduğu, evet bak en yüksekte. Toplumsal alanda hiyerarşik bir düzenin olduğu, evet. Hiyerarşik bir düzen var. Toplumsal yapının en altında köylülerin bulunduğu, evet köylüler var arkadaşlar en altında gördüğünüz gibi. Ve rahiplerin asillerden sonra en imtiyazlı sınıf olduğu, evet, ruhban sınıfı asillerin neyinde arkadaşlar? Aşağı kısmında kalıyor. Evet, demek ki 27. sorumuzun da cevabı neymiş arkadaşlar? Bursa imiş. Şimdi geçiyorum 28. soruya. 28. soruda da Osmanlı'daki 19. yüzyılda ortaya çıkan arkadaşlar azınlık ayaklanmalarıyla ilgili bir soru. Diyor ki Avrupa devletlerinin sömürgeciliği gelişimi neye sebep olmuş? Fransızlıklarına sebep olmuş. Bu neye sebep olmuş? Milliyetçilik akımına sebep olmuş. Bu da neye sebep olacak? Osmanlı'daki azınlık ayaklanmalarına sebep olacak. Ondan sonra başka bir şey Avrupa devletleri ve Rusların kışkırtması. Balkanlarda Osmanlı, Rusya, Avusturya savaşlarının istikrarsızlık yaşanması. Neye sebep olacakmış? Azınlık isyanlarına sebep olacakmış. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen durumun sonuçlarından biri değildir? Bakın. Verilen durumun sonuçlarından biri değildir. Devletin egemenlik alanının daraldığı. Buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Ulaşabiliriz değil mi? Çünkü azınlıklar ne yapacak? Ayaklanacaklar ve bağımsızlıklarını ilan edecekler. İsyanların önleme amaçlı ıslahatlar yapılıyor mu? Evet Osmanlı'da bir sürü ne yapıldı? Islahatlar yapıldı. Osmanlı birleştirici misyonu ortadan kalktı mı? Evet kalktı. Çünkü artık herkes ne yapmak istiyor? Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak istiyor. Avrupa devletinin Osmanlı işlerine müdahale etmesi. Bu mümkün mü arkadaşlar? Tabii ki mümkün. Çünkü Avrupalı devletler ne yapacak? Bu azınlıkları kullanacaklar ve bu isyanları bahane ederek Osmanlı içlerine karışacaklar. Müslüman olmayan halka din ve vicdan özgürlüğü sağlanması. Osmanlı bunu ta kurulduğu yıldan beri yapıyordu arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Bunu eksi işaretimi koyuyorum.
Evet, burada 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ittifak kurduğu devleti sormuş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz 20. yüzyılda, 1900'lü yıllarda kimle ittifak kurmuştuk? Tabii ki arkadaşlar çok basit bir soru. Almanya'yla ittifak kurmuştuk. Hatta biz bize ne diyorduk? İttifak diyorduk. Fransa, İngiltere ve İtalya'nın kurduğu şey ise İtilaf grubu diyorduk. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Gerçekten basit bir soru. Evet, burada yine arkadaşlar çok basit bir soru. Şimdi üçlü ittifak ve üçlü İtilaf devletlerini vermiş ve diyor ki bu grupların oluşmasının aşağıdakilerden hangisi etkili olduğu söylenemez. Tabii ki Milletler Cemiyeti'nin arkadaşlar bir etkisi yoktur. Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir kuruluştur, cemiyettir. Ama bu üçlü ittifak ve İtilaf'ın kurulması 1. Dünya Savaşı'ndan öncedir. Çok ama çok bir basit soru arkadaşlar. Burada 32. soruda ise Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921 tarihinde tekalif ve milli emirlerini çıkarmıştır diyor. Buna göre Mustafa Kemal ya hangi yetkisini kullanmıştır diyor. Tabii ki arkadaşlar yasa yapma yetkisini ne yapmıştır? Kullanmıştır. O yüzden cevabım A olacak. Yine basit bir soru diyorum. Ve 33. soruya geçiyorum ki bu soru da çok basit arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki Kazım Karabekir'in bir şiirini vermiş, dörtlüğünü vermiş. Diyor ki dizelerden aşağıdaki yukarıdaki dizelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Bakın. Kahraman halk. Kalk silahlan. At üpeyman Tanrı'ya. Vur ve haykır. Türklük ölmez. Türk'te yılmaz ileri. Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı. Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? Türk, 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 Türk. Neyi gösteriyor arkadaşlar bize? Milliyetçiliği gösteriyor. Çok ama çok basit bir. 34. soru coğrafya sorusu. Yukarıdaki grafiğe bakarak hangisini söyleyemeyiz? Evet, A seçeneğine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayisinin istikrarlı bir şekilde büyüdü. Bu yanlış bir ifadedir. Diğer grafikler doğruyken, yani diğer yorumlamalar doğruyken A seçeneğinde bakalım hemen ABD'ye 1913 yılında 100 rakamı görülürken 1932 yılında 93. Mesela 1928'de 162, mesela daha sonra 121'in 34'te 120'ye düşmüş. Yani istikrarlı bir büyüme söz konusu değildir diyebiliriz. Yani A seçeneği doğru cevaptır. Evet, biz kışın kalın giysiler giyeriz, kar örtüsü aylarca yerde kalır. Yazın yaylalarda otlayan hayvanlarımızı kışın ahırda besleriz. Evlerimiz kalın duvarlarla yapılmıştır gibi ifade var. Bu sert karasal iklimin özelliğidir. Yani Erzurum Kars yöresi dediğimiz yani 5. bölgeye işarettir. Evet, Defne bizim memlekette hiç kar yağışı görmeyen insanlar vardır. Yağışlar yağmur şeklinde, kışlar ılık geçiyor. Yani Akdeniz iklimini tanımlamış. Yine seracılık faaliyetleri anahtar kelimedir. Biz bunu da 3 numaraya alabiliriz. Yani 3 ve 5. Doğru seçeneğimiz Diyarbakır diyebiliriz. Evet, aşağıdaki grafikte bir ülkenin 3 döneme ait çalışan nüfusunun ekonomik faaliyet türlerine göre dağılımı verilmiş. Tamamen oran üzerine gitmiş. Burada oranlarla ilgili çıkarımlar yapılabilir. Miktar hakkında bilgi sahibi olunamaz. Yani baktığımız zaman zaten bütün şıklarda oranları görebiliyoruz. Ama A seçeneğe baktığımız zaman miktar kavramı çıkarılamaz. Doğru cevap A seçeneğidir diyebiliriz. Yukarıdaki seçenekteki göç türlerinden hangisine ait bir bilgi verilmemiştir? Tarımsal ürünlerin hasat dönemlerinde yapılan nüfus hareketleridir. Yani mevsimsel göç. Gelişmiş ülkelere daha iyi yaşam koşulları için yapılan göçlerdir. Bunlar daha çok ekonomik kaynaklı olabiliyor. Yani işçi göçleri şeklinde.
Tabii ülke sınırları dışına yapıldığı için dış göçe örnektir. Ülke içindeki çatışma ve savaş ortamından kaçarak güvenli bölge ve ülkelere yapılan nüfus hareketleridir. Bu zorunlu göçe örnektir. Yani siyasi bir neden, mülteci göçleri diyebiliriz. Ülke içinde kırsal alanlardan sahil bölgelerine doğru geri dönmemek üzere, yani sürekli göçü ifade ediyor. Ancak mübadele göçü ile ilgili herhangi bir ifade yoktur. Yani siyasi bir nedenli ve karşılıklı anlaşmalar sonucu yapılan göç, mübadele göçü olarak değerlendiriliyor. Bununla ilgili herhangi bir çıkarım yapılamaz. Evet, yukarıda verilen bir parça var. Bu parçada fiziki unsurların kolay kolay değişmediği, ancak beşeri unsurların, yani kültür, idari ve siyasi nedenli oluşan bölgelerin çok kısa zamanda değişime uğrayacağı gibi bir ifade var. Bu parçaya göre hangisine ulaşılabilir? Siyasi bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir. Bu doğru bir ifadedir. Ülke sınırları değişse bile doğal özellikler, yani fiziki çevre unsurları kolay kolay değişmez. Yani 1 ve 2'yi çıkarabiliriz. Evet, coğrafi bir alanda, yani volkanik bir alan üzerinde çalışma yapan bir grup öğrenci var. Hangisi verilen öncüllere dayanak teşkil eder diyor. Yani volkanik araziye işarettir. Evet, Ali'ye bakalım. Akarsuların derin vadiler içinde akması volkanizma etkisi desteklemektedir. Böyle bir çıkarım yapılamaz. Arazi yüzeyinde sıkça görülen bazalt ve obsidiyen, evet, bunlar dış püskürük kayaçlar grubunda, yani volkanik kayaçlardır diyebiliriz. Ece'yi doğru kabul edebiliriz. Arazinin dağlık ve engebeli olması volkanik faaliyetlerin gerçekleştiğini kanıttır. Bunu söyleyemeyiz. Evet, inceleme sahasında bulunan göl suyu içindeki arsenik ve sülfat gibi, evet, yani volkanizma sonucu ortaya çıkan gazlardır. Bunu biz kanıt olarak alabiliriz. Yani Ece ve Gül'ü söyleyebiliriz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde haritada verilen taralı alanlara ait bilgi verilmemiştir? İklim ve yüzey şekillerinin etkisi ile nüfuslanma azdır. Hakkari yöresine işarettir. Sulama olanaklarının gelişmesiyle tarımsal göç almaktadır. Evet, GAP projesiyle beraber Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Sanayi faaliyetlerine bağlı göç aldığı için tarım alanları, yerleşme ve sanayi tesisleri açılmaktadır. Yine Kocaeli çevresini söyleyebiliriz. Yüzey şekillerinin etkisiyle nüfus kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Doğu Karadeniz bölgesine işarettir, kıyı şeridine. Turizm faaliyetlerine bağlı nüfus sezonluk olarak değişmektedir. Böyle bir ifadeye ait çıkarım yapamayız.